Özbekistan gündeminin notlarını alalım. TRT Taşkent muhabiri Şahruh Bek Alimov karşımızda. Evet Şahruh Bek, neler aktaracaksın bize? Özbekistan gündemiyle devam edelim. Özbekistan bir uluslararası anlaşmayı daha kabul etti. Cumhurbaşkanı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün iş sağlığı ve güvenliğine katkı sağlamaya yönelik 187. sözleşmesini onaylama kararını imzaladı. Sözleşme iş yerinde yaralanma, meslek hastalıkları ve iş sürecinde ölüm vakalarının engellenmesine yönelik daimi olarak iş güvenliği ve sağlığını, temizliğini geliştirmeye yönelik bu kabul edilen sözleşme kapsamında çalışmayı devam ettirecek. 15 Haziran 2006 tarihinde kabul edilen bu sözleşmeye şu ana kadar 49 ülke katılıyor ve artık Özbekistan'da iş güvenliği konusunda bu sözleşme kapsamında faaliyetini başlayacak. Öte yandan Şevket Mirziyoyev, Şerabat, Surhandarya vilayetinin Şerabat ilçesinde Güneş Elektrik Santralı'nın inşaatını başlattı. Santral 601 hektar araziyi kapsıyor ve 2023 yılından itibaren çalışmaya başlayacak, yani elektrik üretimine başlayacak ve Ağustos ayında, 2023 yılının Ağustos ayında artık elektrik üretimi ve dağıtımı başlatılacak. Proje Birleşik Arap Emirlikleri'nin Masdar şirketiyle birlikte yapılıyor ve doğrudan 260 milyon dolarlık bir yatırım söz konusu bu proje için. Proje 340 milyon dolarlık doğal gazı tasarruf edecek ve 300 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca bu santralda 100'den fazla, daha doğrusu 120 vatandaş istihdam edilecek ve böylelikle Surhandarya bölgesinin elektrik ihtiyacı belli bir oranda artık karşılanmış olacak. Öte yandan Covid vakalarına gelecek olursak, ülkede koronavirüs vakaları günlük olarak düşüşte devam ediyor. Son 24 saat içerisinde 243 kişi koronavirüse yakalandı. En çok vakalar tabii ki en yoğun şehirlerden biri Taşkent'te oluyor. 115 kişi son 24 saat içerisinde koronavirüse yakalandı. Salgının başlangıcından bu yana toplam 102 bin vatandaş koronavirüse yakalandı ve 98 bine yakın vatandaş taburcu olarak yani sağlığına kavuştu. Ve şu anda ülkede taburcu oranı %96 olarak devam ediyor ve son 24 saat içerisinde 147 kişi daha sağlığına kavuştu ve normal hayata başladı. Şu anda ülke genelinde hastane tedavi gören vatandaşlar sayısı 3407 olarak açıklandı Sağlık Bakanlığı tarafından. Son 24 saat içerisinde ölüm vakası görülmedi ama pandeminin başlangıcından bu yana 696 kişi tam koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti ve ülke genelinde aşı işlemleri devam ediyor ve yıl sonuna kadar nüfusun %20'si tam aşı olacağını da belirtelim ve sözü tekrar size bırakalım.